Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeniz için ne kadar paranızın olması gerekiyor ya da ne gibi işlemlerden geçmeniz gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Size bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek için herhalde Mart'a kadar bekleyeceğiz. 31 Mart'a kadar Biden göreve geldikten sonra bu Trump'ın imzaladığı kararnameyi uzattı. Yani 31 Mart'a kadar büyük ihtimal konsolosluklar herhangi bir şekilde işlem yapmayacaklar. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeniz için hangi kriterde olmanız gerekir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer buraya kalıcı olarak gelmek istiyorsunuz, eğer ki burada tamamen hayatınızın sonuna kadar rahat bir şekilde yaşamak istiyorsanız mutlaka her yıl Green Card çekilişine katılın. Eğer ki yapamazsanız bana Instagram'dan ulaşın, ben size yardımcı olurum. Ama şu an tabii ki Green Card çekilişi de mevcut değil. Ama yakında her yılın sonuna doğru tekrardan başlıyor zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin konsolosluğunun kendi sitesine girdiğiniz zaman orada şu yazıyı görürsünüz. Herhangi Amerika Birleşik Devletleri kolay kolay sizden bir evrak talep etmez. Yani sizin ne kadar para kazandığınızın, sizin aslında ne kadar paranızın olduğunuzla ilgilenmez. Daha çok sizin oradakiye vereceğiniz, yani konsolosluğa gittiğinizde oraya sizin vereceğiniz cevaplar, buraya ne için geliyorsunuz, ne amaçla geliyorsunuz, ne yapacaksınız, vereceğiniz cevaplar önemli. Tabi biz birçok soruları biliyoruz. Neler sorduklarını, neler söylediklerini, ne gibi işlemler yapıldıklarını. Ne kadar paranızın bulunması gerekir? Ben size şunu anlatayım. Şimdi siz Amerika'ya ne için geliyorsunuz? Siz gelip burada 2 hafta bir otelde kalacaksınız. 2 hafta bir otelde kalacaksanız bir de uçak bileti lazım size buraya gelmeniz için. Ortalama örnek veriyorum 20 bin lira para gidecek. Sen gidip konsolosluğa yaptığın otel rezervasyonunun 50 milyarlık otel rezervasyonu yapmışsın. Üstüne bir de 10 milyarlık uçak bileti alacaksın, 60 milyar. Sen gidip adamlara 20 milyar gösterirsen sana vizeyi vermezler abi. Ama sen işte burada senin bütçene uygun, örnek veriyorum, gelip burada 5 milyarlık bir otel tutarsan, uçak biletine 15 gösterirsen, bir de bankada 25-30 milyar para gösterirsen, bu sefer yani o vizeyi alma şansın çok çok yükseliyor. Ama dediğim gibi vize memuru sizden şüphelenirse, yani buraya iltica etme amaçlı geldiğinizi düşünürse sizden evrak ister. Kolay kolay bu evrakları istemiyor. Ama ben vize görüşmesine gittiğimde benden vize memuru herhangi bir evrak istemedi. Ama ben gözlerine baktığında anladım. Yani red diyeceğimi anladım ve kendisine şunu sordum. Dedim ki evraklarıma bakmak ister misiniz? Benim her şeyim tamam. Parayla ilgili bir sorunum yok. Ve evraklarımı aldı. Evraklarımı inceledi. Gerçekten çok mantıklı. Yani mantık dışı olmayan, mantıklı, kendini ispat edecek bir şekilde yaptığım otel rezervasyonuna kadar. Kendi bütçeme uygun bir şekilde her şeyi yaptım. Ben orada işte bir hafta kalacağım. Gittim 4 milyarlık bir otel rezervasyonu yaptım. Uçak biletim de zaten toplama eşimle beraber 8 bin lira falandı. Ve 40-50 bin lira banka hesabımda para göstermem yeterli oldu. Peki diyelim ki sizin paranız yok. Ne yapabilirsiniz? Başkasını sponsor gösterebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bütün giderlerimi babam karşılayacak ya da bütün giderlerimi amcam karşılayacak. Ama tabii ki her zaman banka hesabınızda olması daha mantıklı. Bir şey daha uyaracağım. Şimdi siz gidip haftaya konsoloslukla görüşmeniz var. Siz gidip bir hafta önce banka hesabına 40-50 bin lira koyup bir de konsolosluğa bunu gösterirseniz direktmen red yersiniz. Çünkü açık açık dersiniz ki ben bu vizeyi almak için bu parayı başkasından aldım. Burada gösteriyorum. Bunu yapmayın. Bankaya 4-5 ay öncesinden koyun 50 bin liranızı, 30 bin liranızı ve durmadan bir 1000 lira çekin, geri 500 yatırın. 500 çekin, geri 1000 lira yatırın. Yani orada gerçekten bir para akışını gösterin. Alışverişlerinizi oradan yapın. O paranın sizin olduğunu, size aitmiş gibi bu şekilde bir izlenim gösterin arkadaşlar. Yoksa vize falan alamazsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim.